Bu bölümde Galatasaray'ı konuşacağız. Hafta içi Lazio karşısında muazzam oynayan bir Galatasaray aynı kadroyla Alanya'ya karşı sefiller oynayacak. Ya Burak'ım ben dün hocanızı dinledim de başka sorunlarınız var diye ben çözemedim olayı. Neymiş bu sorunlar? Hocam maçtan önce bir sorunlar olmuş. Cagne. En büyük sorunu söyleyeyim. Cagne tweet atmış herhalde bir tane. Ben sana en büyük sorunu söyleyeyim. Fatih Terim'in en büyük sorunu. Bence. Şimdi oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Galatasaray bunu anladığı zaman Galatasaraylılar önünüz açılacak da. En büyük sorun diyorsun da 8 şampiyonluk yaşamış bir hoca. Tamam adam gelecek 80 yaşında zaten diyeceğim Fatih Terim mi diyeceksin? Adam bir gün ölecek yani. Tamam, Fatih Terim nereye kadar? Bir sezona başka bir hocayla başlamış olsaydı yine aynı durumda olsaydı biz Fatih Terim geri gel diye çağıracaktık. İşte çok yani. Saçma değil mi sence? Değil bence. Habire Fatih Terim çağırma. Bence değil çünkü. O zaman niye kovuyorsunuz? O kaostan ikinci yapabilecek tek adam. Ya öyle bak şimdi ben yine o yandan da ama ben artık ama şeye Adnan'a şeyden katılıyorum. Artık değişmiş şart. Neden şart? Değişim şart. Burak Elmas geliyor. Hocanın konuşmasını dinliyor bir gün önce. Bize 2-3 sene zaman lazım. Abi ya tamam da sen zaten 3 senedir bu takım başındasın. Daha ne 3 senesi? İşte ben hani bunu demeye çalışıyorum. Taraftar normal demesi. Ya hocam yeter. Ne 3 senesi? Evet. Ha şampiyon olma başka bir şey. Hani ama ben hep bir kaostu Galatasaray. Yani hep ya hocayla Fatih hocayla başkanla bir sıkıntısı var. Bugün şimdi de taraftarlar herhalde. Ben bir yerde de gördüm. Taraftar bir açıklama yapmış. Yani yeter artık hoca hani. Hep topçu suçlu, hep suçlu, hep yönetim suçlu. Bir de kendine bak doğru diyor ama şimdi her şeye sen yani. Şimdi Galatasaray maçlarına baktığım zaman Babel girdiği zaman oyuna. Katılıyorum abi. Şimdi bir kere bak. Teslimiyet. 3 sene. Bir için teslimiyet. Sen 3 sene vakit istiyorsun ya. Bayrağı çekmişiz. Beyaz ben seni birazdan salacağım da bir şey söyleyeyim önce. 3 sene vakit istiyorsan sen önce çöplerini atacaksın. Ha, ben bunu hatırlıyorsanız kendi aramıza bir video çektim yolladım size. Evet ama hala daha şimdi, atmıyorsunuz çöplerinizi. Ya kimleri yolladın şu Babel'i yollamadın ya. Gençleşme dediniz. Babel ya Feguli top geldi tutamadı. Pas attı yerini bulmadı. İsteksiz orada zaten. Evet. İsteksiz zaten. İsteksiz belli zaten. Şimdi gençlere bakıyorsun hepsi yetenekli gençler. Ha. Harbiden yetenekli gençler. Ama 45'te Morutsan'ı çıkarıp Babel'i oyuna alacaksan hocam bu iş olmaz. Emre Kılıç'ı bitirdi bir ara gireşim. Ya ben bak hoca uyandan ben de kabul ettim. Şimdi geçen sene Cagne en kötü adam. Şey transfer bitmiş adam. Mustafa'yı alıyorsun. Adam iki maç ne adam? Abi bir kestin adamı. Oynamayan Falcao ondan önce oyuna sokuyorsun. Hmm. Oynamayan Falcao'yu ilk 11 oynatıyorsun. Aslında o gitti. Cagne'yi bir sene oynattın sen kafadan bütün maçlarda. Hani şey de yok. Şimdi ben hocada harbiden bir şey var. Sildin bir lafada sürüyor insanı. Bir de inat yapıyor. Ha inat mı ediyor artık? Ben de çözemedim mesela. Babel ya ben şimdi acaba diyor ki idmanlarda kesin hocayı kandırıyor. Herhalde alıyor 2-3 top çekiyor falan vuruyor ya. Hoca diyor aynısı maçta yapar mı diyor. Yoksa açıklama... ben anlam veremiyorum niye öyle soruyor. Babel girdiği zaman ben diyorum ki tamam bitti. Şöyle daha artık. Ya kurtarabilir seni. Şimdi ama şeye katılıyorum. Seni kurtarabilir de. Abi bu adam sevdası bir şey ama her maç sokuyorsun. Ya oynatıyorsun ya sokuyorsun ya oynatıyorsun ya sokuyorsun. Şimdi Burak Başkan siz dediniz ya maaşları şu kadar düşürdünüz. Babel'in, Feguli'nin ve Cagne'nin sözleşmelerini şimdi yarı maaşları ödeyin. Feshedin zaten 5 milyon cepte. Bak 5 milyon daha düşürsünüz. Doğru mu? Ama tazminat falan ne kadar? Tazminat değil. Ya onu yarısını verecek. Falcao'da yaptığın gibi. Falcao'da nasıl? Ya bunlar adam gitmez kabul ama. Edecek mi? Lens mesela adam oturuyor. Sen afrası şu an göt mü işiyor? Alıyor parasını. Aynen Babel'in parayı nerede kazanacak? Hiçbir yerde kazanamaz. Yarısı diyorum abi. 1 milyon 250 tam kabul etmez ki adam. Ya başına bela olur. Akılla, hangi akıl mantıkla 4 senelik anlaşma yaptınız onu da anlamıyorum. Bu yaştaki adama. Bu bir. İki. Onyekuru'yu niye almadılar bunlar? Abi ben çözemedim. Şimdi herhalde Kerim var diye almadılar galiba. Şimdi hoca dedi ki Olympiakos dedi bonservisinin yarısı için dedi 4 milyon 850 istediler. Ha. Olympiakos Monaco istemiş pardon. Olympiakos transfer etti. Bonservisinin tamamına 4,5 milyon ödediler. Nasıl oluyor bu iş? Ya demek ki kazanamıyorlar. Şüperden daha fazla para istiyorlar demek ki. Abi. Ya Babel... Kimsenin günahına girmeyeyim. Ben çok da duydum. Yani şimdi bu Fatih Hoca Galatasaray'ı yapıyor yapmıyor diye. Benim bildiğim damadı menajerlik yapıyor Fatih Hoca'nın. Öyle bir duyumlar aldık. Yani şimdi menajerlik yapınca ya oradan para kazanmıyorsa başka yerden bir şey yapacağım. Bir yerden getireceğim bu yani. Bir de katılıyorum sana.
Ondan önceki sene Onyekuru gelsin, Onyekuru gelsin diye yırttık kendinizi almak için. Adam geldi. Ha, ikinci geldi çok şey ama yine oynuyordu adam. Hızlı. Gol attı, abi, gidiyor, getiriyor. Gençleşme operasyonu diyorsun. Gençleşme, bildiğin oyuncu. 23 yaşında. Sen, ben Braşoya'ndan katılıyorum. Babel'e sezon başında, Babel'e teşekkür ederiz. Kendine kulüp ara. Yolun açık olsun. Onyekuru'ya al bu parayla abi. Yani doğru diyorsun. Yani. Yani. Ama Babel sevdası bir başka sevda. Çözemedim ben. Abi benim şeye, futbolculara hiçbir şeyim yok benim. Boya iyi transfer. Nelson'u beğendim. Marcao ile oynayınca. Morutsa yetenekli. Ama tamam, bunlar yetenekli. Daha zamana ihtiyaç var. Çıkaldı o gizli bir şeyler yapıyor. Berkan en çok koşan futbolcu. Eyvallah. Ya ama oyuncu değişikliği. Ama ama yine bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim bak. Şimdi hocanın bir acayip bir takıntısı var. Bana göre Berkan iyi topçu olabilir. Tanımıyorum, etmiyorum. Böyle seyrediyorum maçlarda da çok üst düzey bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Değil. Bak şimdi. Şimdi sen onu alıyorsun. Elinde bir Taylan varken. Taylan bitti şu an. Ne oldu belli değil Taylan. Yedek mi giriyor? Bir hani şey evet. Oldu. O alternatif bir şey oldu yani, seçenek oldu. Yani oynuyor, oynamıyor falan. Hani Taylan varken sen oraya şeyini alırsın. Yani bizim işte aldın onu. Öbür taraftan Babel'i şey yapıyorsun. Önde ihtiyacın var santrafa. Halil Devrişoğlu çok süper şey. Abi Mustafa da aslında fena değil. Şimdi bak, o da giriyor mesela, çekiyor, vuruyor ama adama hiç fırsat gelmeyecek. Yine gelmeyecek. Evet. Yani şu an bakarsan Cagney'i niye tuttun? Ben bir rotasyon bekledim açıkçası. Dedim ki bu kadrodan yaptın mı rotasyon, yapmadın mı? Cagney ile olay ne orada? Orada ne? Bunu anlatacağım. Ben yapmadı abi. Şundan dolayı yapmadı bence. Bir gün önce Beşiktaş yaptı ya. Ha, ama oynattı orada 3-4 oyuncu kesti ama herhalde. Yok, hep yerli attığı maçın ilk 11'i oradaydı hocam. Ha ama çok doğru. Şimdi, çok gebelik tamam. Oynuyordu, hiç koşamıyordu. Çok kötüydü Galatasaray. Çok inandı. Galatasaray çok kötüydü. Maçın. Çok kötüydü. Çok kötüydü Galatasaray. Yani atak yapamadı, kenardan gidemedi, pozisyon bulamadı, hiçbir şey yoktu. Yalnız Lazio'yu Sarri çok korkak oynattı Lazio'yu da bence. Ne? Lazio'yu çok korkak oynattı Sarri bence. Hocalar. Ben öyle görmedim onu. Bence öyle. Çünkü Galatasaray orada çok yakın oynadı. En arkadaki oyuncuyla en öndeki oyuncu çok yakın oynadı. O yüzden Lazio'yu... Lazio'nun yapmadı. İtalya'daki maçlarını izle. O tip maçlar motivasyon da başka oluyor. Şey, çünkü Lazio dünyada Paris'ten sonra en çok pas yapan takımmış. Şu an. Bilmiyorum yani ama şey, bence şu orada maçta motivasyon başka oluyor. En arkadaki oyuncu da bir de bak, Marcao çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Bence geriden oyun kurarken gerçekten çok önemli. Hem takımın boyunu kısaltıyor hem de pas trafiği, yani çok pas yapıyorlar o zaman. O zaman dövmeyecekti. Cagne de Halil'in babasına bir tepkide bulunmuş. Ha, o Instagram'da yazdığı babasına mı yazdı? Yani, ne yazmış? Halil'in işte anladık senin oğlunu destekliyorsun da bize de saygın olsun falan filan. Ondan sonra bir de bir Asunsao'ya bir ırkçı bir girişim olmuş. Dün bir yerde, bilmiyorum artık nerede olduğunu tam öğrendim. Onu da daha izledim. O topçu hiç göremedik. Nerede? Ne oldu? Şeyi de göremedik hocam ha. Fenerbahçe'de Crespo mesela. Onu da göremedik. Gelecekler de inşallah. O da gelecek. Yani hoca değişmesi lazım. Ya hoca... Hoca kendini mi değiştirecek ya da Babel, Feghouli sevdası varsa onları alıp da hep beraber gidecekler. Bu kadar basit. Hayır hoca, şimdi hoca artık... hep şeyi son dönemlerde topu sağ dışına taşıyor artık. Yani taraftara bulaşıyor. Ya taraftar dünya taraftarı doğru mu değil? Galiba. Doğru mu değil ama tabii taraftar hep kazanmak ister abi. Normal, sen bir de kötü oynarsan taraftar bağıracak. Hani sen şimdi, ben şey zaten taraf değil yani, bağırasın, küfür edilsin ama şimdi futbolcu da biraz para kazanırken profesyonelse onu da dinlemeyeceksin abi, kulak takmayacaksın, dinleyeceksin, haftaya daha iyi oynayacaksın, bağırtmayacaksın taraftarı kendine. Şimdi Galatasaray taraftarına ben Babel, Feghouli, Cagne konusunda hak veriyorum. Şimdi hepsine hak veriyorum. Ama orada değil o. Maç esnasında olmaması gereken şey var. Ya. Çünkü sen takımını yönlendirmen lazım. Baskı kurdurursun, ısık çalarsın rakibe karşı, her şey olur. Taraftar da bir itici güç. Ama sen dün onu yaparsan orası bir kendi sahan değil, deplasman gibi olur. Ya taraftar, Türk taraftarı, ben şey ya kendim de top oynadım. Değişmez. Sağda koşar, mücadele edersen kimse bir şey demiyor sana. Evet. Şimdi sıkıntı nerede? Kötü gidince bir de orada öyle artısı hareket yapınca 2-3 top üstte kaptırınca ister istemez biz bir televizyondan bağırıyorsun işte, yeter lan diyorsun. Ya, bir şu hareketleri yaparsın. Alkışlar falan normal. Yani. Ondan sonra şimdi adam da oradan sana zaten tepki vermedi. Şey değil. Ben bir şey soracağım. Dün ben göremedim de.
Bülent Hoca ile Fatih Hoca tartışmış herhalde. Yok ya, bence öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey. Fotoğraf öyle gözüküyor da, ha. Bülent Hoca zaten dedi, benim öyle bir saygısızlığım yok. İkinci bir fotoğrafta mesela Bülent Korkmaz Fatih'in arkasına bakıyor. Ha, yok ben şeyi anlam, ben senden öyle değil. Soru sorunca ben dedim Allah Allah ne oldu acaba diye merak ettim. Bir de mi? Bülent Korkmaz'ı taraftarlar çağırdı, alkışladılar ki onu da yapsınlar, efsanemiz zaten. Ve herhalde canım o eski topçumuz. Sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun efsanesi. Yani Galatasaray'dan sana şeyden katılıyorum, Cagney'i yolla. Halil Dervişoğlu'nun var. Alternatif Mustafa'yı kullanırsan belki Mustafa'dan daha çok verim alırsın. Feghouli iyi topçu bak. Oynarsa iyi topçu. Ama şimdi Feghouli bak iyi topçu. Bize ben diyorum hani. Ama küsmüş belli yani. Sağda oynasam mı oynasam mı topu vursam mı o şey de böyle. Ama işte zorlamaya ne gerek var? Sen görmüşsün, ben görmüşüm. Onu katılıyorum. Yolla. Acaba şey biz buna para veriyoruz. Boşuna para vermeyelim? Ha o da mı? O mantetisi olabilir. Biz buna ondan sonra... Onun sezon başı söyledi. Kulüpte gidebilirsin. Kulüpte yani. Tuvalet temizlesin o zaman. Sezon başı para söyledi. Yani bu adamlar para alıyor. Benim bir şekilde aynen, para alanları da değerlendirmem lazım dedi. Ondan sonra... Ama çok saçma. Olmuyor. İşte çok saçma. Biz çok de, o zaman Lens'i sürelim şimdi sağa. Hoca ilk de geleceğin son 10 senesini takımı kurmak istiyoruz dedi. O zaman Babel'e de yol göstereceğim. Aynen. Evet. Yani bir an önce devre arası... Biz mesela yollayamadık çöplerimizi. Adem Laiç, işte Lens ama oynatmıyoruz da. Orada bence Sergen tavrı şey... Git kumda oyna diyoruz. Sergen doğru. Bak şöyle Beşiktaş... Bak bunu yapabilir. Abi sizden faydalanmıyorum. Kadro dışısınız. Takımla da çalışmıyorsunuz. Ama bunu hoca yapacak. Heh. Bak Sergen yaptı onu. Evet. Sergen dedi ki ben Laiç'i çağırdım. Konuştum. 10 kere baktım konuştum diyor. Şeye alamayacağım verim. Ha geçen gün bir şeyde bir yerde denk geldi. Kaliteli oyuncu. Çok sıkışırsam alırım dedi ama şu an dedi benim şeyimde rol oynamıyor dedi. Ama dedi futbol bu. Şimdi benim dedi bir 3-4 daha sakatım olsa mecbur diyeceğim diyor. Yani şimdi doğru düşünüyor. Şimdi ama Galatasaray'da bunu yapması lazım. İkincisi hoca hep çünkü geleceğin 10 seneki yılın takımı yapıyor. O zaman abi Fatih Terim de eskiden cesaret hep altyapıda oyuncu çıkarıyordu. İşte Ozan Kabaklar kimleri çıkardı. Abi yolla Babel'i hiç elindekini oynatmıyorsan bari alttan bir genç oynat da millet desin ki ya en azından altyapıdan oyuncu oynatıyorsun. Ben şahsen Feghouli'yi oynatacağıma Yunus'u göndermezdim. Yunus Akgün'ü oynatırdım. Ya işte diyorum ya hani Yunus hocalar açıklama yaptı hatırlıyor musun? Biz bunları verdik ama hani silmedik. Ya silmedin. Sen tutacaksın takımda abi oynatacaksın. Evet. Bu işler böyle. Yani Feghouli, Babel, Cagney bir an önce ya feshedin ya da takımdan ayrı tutun. Yok kadro dışı bıraktık. Takımda yine antrenman yapıyorlar derseniz biri gece hayatında, öteki kendi başında, öbürü de bir tripte bütün takımı bozuyor. Belli yalnız yani. Bu Markao bu Kerim'i dövdü ya. Dün bir iki haftadır Galatasaray maçlarını ser diyorum. Harbiden. Yüzü açık çocuk. Bak bir şey soracağım sana. Yok yüzü açık değil dedi. Bak şimdi ben önce Kerim'i çok savundum. Abi o da bir maçlarını takip etseniz mi? Alıyor çalım atıyor bir şey yapıyor pas vermiyor şut çekiyor. Çok ondan sonra da bak bir takip et. Gemileri yakmış. Koşmuyor bak ben ondan önce hep diyordum ya ben burada çok şey konuştum. Lan 2-3 haftadır öyle bir arkadaşla muhabbet olduğu da bana onu söyleyince aklımda kaldı. Maçlara bakıyorum böyle. Bak. Bir insanın durup dururken üstüne yürümez. Çünkü neden şimdi? Ben de şimdi mesela kendi aramızda 40 yaş üstü top oynuyoruz. Şimdi defans oynuyorsun. Abi öndeki topu kaptırınca üstüne geliyor. Sen ölümüne koşuyorsun, yoruluyorsun, kalkıyorsun. Lan bir daha atıyorsun yine kaptırıyor. İster istemez şalter atıyor çünkü abi. Ya ben dün güne serdiyorum maçı. Alıyor çalım atıyor bomboş. Ya ver. Bir şey yaptı, şut çekti herhalde, bir şey oldu. Durdu ha bak, duruyor böyle, adamın koşuyor. O yürüyor geri. Ulan dedim bu Marco hani birini dövüyor, boşu boşuna dövmüyoruz. Tamam ama sağda olacak işte. Hayır ben şey değildi ama Galatasaray'da bunlar da kötüye gidiyor. O ilk başta öyle değildi. Ama şimdi, işte diyorlar ama Fatih bunu, Terim krizleri iyi yönetiyor falan filan diyorlar. Yönetemiyor işte adam. Ben Fatih Hoca, ben onlara nasıl müsaade ediyor? Ben şey yapamadım yani. Böyle bakıyorum, düzsele diyorum. Abi yürüyor adam, yürüyor. Çıkacak, çıkartacaksın o zamanki Kerem'i. Ya ben bir şey demiyorum şimdi hani ama... Ha yani oldum havası var ama olmadım daha. Bu işte, o beşli yabancı kuralına teşekkür etmemiz lazım aynen. Bu konuda. Belki de ondan şimdi bu işten onun için biraz bir sıkıntı var böyle şey olarak. Bir evet. Şey diyecektim. Fenerbahçe'yi konuştuk, Galatasaray'la konuşuyoruz. O zaman Türk medyasına şunu söylemek istiyorum. Şu pembe gazete başlıklarından bir vazgeçin. Milleti kandırmayı bırakın. Ne hangisi ne yazar? Ne iyi ne Galatasaray iyi. şey yapmanıza gerek yok. Şişirmenize gerek yok. At gözlüklerinizi çıkarın, insanlara doğru bilgi verin de milleti böyle heveslendirmeyin. Sonra birbirine giriyor bu taraftarlar. Ne Galatasaray'ı ne Fenerbahçe'yi. Şimdi konuşacağız. Beşiktaş bir numara.
2 numarada Trabzonspor. Bir şey söyleyeyim, hemen şöyle bir ilave edeceğim. Ben zaten yıllardır şeyi anlamadım. Basın şeyi, Beşiktaş'ın basın şeyi oluyor bir kulüp gazetenin. Fener, abi tamam da bu adam zaten gidiyor artık, o da işli dışlı oluyor ki. Zaten yazamıyorsun artık. Kötüyü de yazamıyor orada zaten. Çünkü o kadar kulübe girip çıkıyor artık. Hani bir de olan iyi, ben bu Beşiktaş muaviniyim diyor. İş, yani orada kalmak istiyor. Ben sana katılıyorum. Normalde abi Fenerbahçe'ye gitmiş, bir haftada onu değiştirir yerlerini. Gitsin görsün, ondan sonra yazsın, doğru diyor. Hep güzel yazıyor. Yok şu iyi, bu iyi. Takım bir antrenman yaptı, şöyle uçuyor, böyle uçuyor. Abi nereye uçuyor ya? Ya, ya biz anlamıyoruz. Ya onlar anlamıyor yani sonuçta. Abi Lazio'yu indi Lazio'ya. Ooo 2000 yılının Lazio'ya. La bir dur la, bir maç ya. Bir maç. Önde var 40 maç. Aynen ondan sonra. Ya, daha 5. hafta oynadık. Ya 5. hafta bir durun ya. Bu takım çok dengesiz. Ben size söyleyeyim ha. Bizim... Bu takım çok sıkıntılı. Bir... Gitti mi tam gider, kalktı mı kalktı. Bizdeki sıkıntı ne? 3 hafta önce hepsi kafa kafaya da yukarıda. Evet. Abo yani ben dahil. Bu sene dedim herhalde dörtlü bir çekişme gider dedim. Ama şimdi böyle bakıyorsun. Bu dörtlü dörtlü hikaye. Ya daha ben çok erken. Eğer bak, şey eğer normal şu şartlarda giderse Beşiktaş sezon sonu 10 puan, en az 10 puan farkla şampiyon olur. Eğer bu hani böyle sakatlık yaşamazlarsa, bir sıkıntı olmazsa, oyuncu gitmezse, bak söylüyorum 10 puan farkla şampiyon olur. Yani ben anlamadım ya. Aa o şöyle. Fenerbahçe. He biri de şey. Bizi hiç ölmüyorlar ya. Onun da ismini vereceğim. Ertuğrul Özkök. Gerçekten yılların gazetecisi. Frankfurt maçından sonra yazdı. Eyvah dedim ya. Ne yazmış? Eyvah dedim. Bu maçtan sonra 3 Temmuz'un izleri silindi. Artık Fenerbahçe şahlanacak. 10 yıl geride kaldı. Ya Ali bak. Koç da artık Fenerbahçe uçacak. Ya siz gazetecisiniz ya. Milletin gözünüzü seveyim. Yapmayın. Ama işte bak. Türk millet onu okumak Türk istiyor. Türk millet öyle ama onu işte. Onu okumak istiyor. Doğru diyorsun. Dün mesela bak. Biz 2-0 geriye düştük ya. He. Twitter'ı gibi nasıl sallıyor millet? İşte Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar ha 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 hi hi hi. Benim arkadaşım da yazmış işte işte Beşiktaş 2000 bilmem kaç, 2000 bilmem kaç Barcelona'sından bir tık daha iyi. He. Şimdi ona direkt screenshotladım. He. Kaçmasın diye. Maçtan sonra girdim bir baktım silmiş. He. Tamam mı bak? Ya sen önce bir kendi takımına baksana. Sen önce bir kendi takımınla uğraş. Ya öyle zaten. Millet onu sevdiği için. Bazıları... Şimdi mesela ben Erman burada seni soracaktım. Victor Pereira'nın açıklamaları seni tatmin etti mi diye. İşte Galatasaray da zorlandı Avrupa maçından sonra. Sana ne Galatasaray'da? İşte, ya Beşiktaş. Sen bir kendi takımınla uğraşsana arkadaş. Ya işte ama şey onlar da işi çözdü. Bir tanesi de... Taraflar onu duymak istiyor. İşte... Bir tanesi de çıkmış Mayer. Mayer. Max Mayer. Piyaniç'ten. Piyaniç'ten iki tık üstüm. Ya arkadaş yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Yapmayın şimdi ya. Şimdi millet de kanıyor ama. Ya bir gerçekten gerçekleri yazın, gerçekleri verin insanlara. Şişirmeye gerek yok ya. Şimdi Fenerbahçe... Ya ben yanlış maç izliyorum. Doğru diyor. Ben de şimdi hatırlıyorum. Fenerbahçe Rogon şirketi girdi. Benim kivrem Kadir soktu oraya. Rogon, bütün takım Rogon oldu orada zaten. Rogon'u çözmüşler. Bütün gazeteciler diyor. Rogon'un kazı Rogon. Max Maya... Ya kötü topçu değil de abi şimdi ben sana söyleyeyim. İlk 11'de başlamasın. İspanya'ya gitti, döndü takım bulamadı. Köln'e gitti, küme düşüyordu. Oynuyor, oynamıyor. Alıp Fener'e getiriyorum ya. Vallahi yani. Hani o zaman o Arda'lar, Muhammed'lere üzülüyorum. Evet. Hani oynattı gençler. Şimdi senin Max Mayan hani burada Alman milli takımda oynamış olur, oynar. Ulan diyorum büyük iş. Hani almış götürmüşsün. Abi yok ki sen. Bir de dün... Erdik 11 başladı o gün şey başladı. Abi seyrediyorum. Ha koşuyor Alman. Yani şey disiplinlidir ama ha onu oynatmışım. Ben ha İrfan'ı oynatmışım. Ha şey oynatmışsın orada. Yani falan şey yok yani. Bence de. Yani Galatasaray hafta içi Kayseri ile oynayacak. Kayseri deplasmanı ama işin yani uzun lafın kısası çok dengesiz takım. Çok sıkıntılı bir takım. Yani farklı da yenilebilir. Abi ben zaten farklı şeyi çözemedim sizi Galatasaray'ları. İlk 5'e zor girer. Bunu da ben söylüyorum. Harbi Galatasaraylı olarak. Abla Galatasaraylı arkadaşlarım var. 2-3 hafta önce bu Çindao ne diyor bir Morutan. Abi evet, böyle abi. Bir topçu yok. Dün de gördüm. Ya bunlar topçu topçu değil diyor. Ama benim videomu hatırlıyorsanız ben dedim zaten size yani. Yani şey Adana şeyden katılıyorum. 10 gün içinde şey değişiyorlar hani böyle. Daha 2 hafta önce yok, böyle yapıyor. Ya abi bir durun bir bekleyin bu adamlar ne yaptı. Hele bir arkadaşımız var anlatayım. Bana diyor ki Kenan abi ya diyor benim bir arkadaş var diyor. Ne oldu lan diyor anlatıyor. Ya dedi ki diyor bana, biz Berişay'ı nasıl aldık hasta Fenerli? Niye dedim? Ya demiş, İsrail'den toprak
almak Berişe almaktan daha kolay. Ya dedim Allah aşkına dur ya. Şimdi de görsem diyeceğim daha aynı fikirde var acaba. Şimdi benim iki tane sorum var. Bir. Ya var öyle milletiz. Sizin maçta tartışma pozisyonu var mıydı? Yoktu galiba. Var mıydı? Yoktu dün ya. Yoktu. İki şeye hiç girmedik. Ali Şansalan'ın bir gün sonra VAR hakemi olması. Onu da hoca ya şimdi Ali Şansalan Antalya'ya çok iyi değişik bir Beşiktaş maçını yönetti. Duydum dünden sonra. Ondan sonra da Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atandı. Yani ben anlamıyorum. Türkiye'de hakem mi yok ya? Ya vardır da şimdi bilmiyorum neye göre yapılıyor. Doğru. Ama şimdi dün o bir kanalda duydum konuşuyordu öyle. Ben şimdi fazla şey yapmadım. Sonra dedim ben de katıldım aslında doğru. Ha İstanbul'da maç olmuş olsa derdim nasıl olsa adam akşam evine gitti dinlendi. Ertesi gün geldi. Şimdi bu arada Antalya'daki maçtan gelmiş. Evet. Ama şimdi bir şey soracağım. Bize deser ki şu an VAR hakemliği yapabilir miyiz? Koşmaya gerek yok. Şey orada oturuyorsun zaten yapabilir bakıyorsun mi? Yani. Bir de varlık bir durum olmalı zaten. Hani böyle hani. Ya olmalı ama yani Türkiye'de başka. Ya belki bir şey soracağım. Ben bilmiyorum tabii de doğru katılıyorum. Ama belki daha önceden bunlar planlanmıştır mesela. Hani o bir, nasıl bir planlama hocam? Ya olabilir. Veya Beşiktaş maçını iyi yönetti hakem ödül olsun diye bir daha şey vermiştir. Ne bileyim bir şey yapmışlar. Ama işte ödülü bir gün sonradan vermesin ki bir yani hafta sonra ben de anlamadım diyorsun. Ama çok bir, daha önce de ama adam dün ben bir Fenerbahçe'ye sonra çıktı herhalde bir Fenerbahçe'ye daha önce de çok oldu böyle diyor. Yani ilk defa olmamış bu. Yani ilk defa olmadığı için de demek ki daha önce bir şey söylüyorum. Ama şey de çok ilginç. Bu işlere ya. Daha önce o zaman iş şey yapacaksın, isyan edeceksin ki buraya gelmesin. Şimdi mesela herhangi 18 takımda da aynısı. Şimdi hakemler açıklanıyor. Ha. Herkes diyor ya işte bu hakem olur mu falan filan. 18 takım. Ya arkadaşlar hepsi kötü işte. Yani bütün hakemler kötü. İyi hakem hangisi? Kim iyi hakem Türkiye'de? Yok abi. Bana göre yok. Bak, geçen hafta Adana maçını gördüm ya. Tamam dedim ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim abi. Hakemler yurt dışında maçları niye yönetiyor? Baskı yok. Baskıdan geç. Bak şimdi mesela Almanya'da sen maçları ben konferanstan seyrediyorsunuz mu? Hmm. Ne hatalar oluyor, ne penaltılar verilmiyor. Bizim sıkıntı ne biliyor musun? Maç bitiyor, 29 tane spor kanalı var. Evet. Şimdi 29 spor kanalının her kanalda bir tane takım tutan adamı var. Yeniler artık rakipte bir şey bulamazsa hoca çok kötü. İşte ben Almanya'da, sen hiç Almanya'da bir kanalda STV Spor Show'da veya Sky'dan sonra hakemi eleştirdiğini gördün mü? Yok. Çok nadir. Çok nadir oluyor. Böyle çok nadir. Belki çok lazım. Büyük hata olacak. Nasıl olacak o da evet. Biliyor musun? Top kaleye girmemiştir, hakem golü vermiştir. Yani öyle bir hat olması lazım. Yoksa... Yani ben diyorum ki herkes, Beşiktaşlılar dahil bıraksınlar artık. Abi hakemlik Türkiye'de çok zor. Hakem ataması yapılıyor. Yani vallahi ya çok zor hakem. Ya. Hepsi kötü zaten. Vallahi hakem. Çünkü hakem her şeyi göremez. Bir de abi diğer ligle, İngiltere ligini sert ya. Hakemler ne şeyler veriyor, kararlar veriyor. Bizim hakemler kötü. Bizim ama... Antalya maçında son dakikalara doğru sağ tarafta direkt şeyin önünde oldu. Yan hakemin önünde. Top şeyden çıktı taca, Gezler'den çıkmış gibi. Aynen. Arkadaş önünde oluyor, sen onu nasıl görmüyorsun? Ama hocam bak şimdi, işin o şimdi ya. Bak, oraya bakıyorsun, oraya bakıyorsun, gözü kapatıyor, topa değmiş. Lan diyor ki topun gidişatına göre ona değmiş. Ha. Ya onlar ama şey, ben orada geçen çok sıkıntı görmüyorum. Oldu. Giresun kimle oynadı geçen? Alanya'yla. Korner atılıyor, direkte kim olur? Alanya'lı olur da hani. Korner atıldı, bir şeyler oldu orada, direkte adam var. Tak bayrak kaldırdı hocam. Gol olacak pozisyon. Ben bir Türkiye'de hakem ismini unuttum bir maç oluyor. Bir yerde gördüm İzmir'de muhabbet eski hakemmiş. Neyse böyle muhabbet ya dedi ki hakem dedi bir karar korneri yanlış verdi diyelim. Veya bir frikik verdi kenardan yanlış. O an diyor ama çalındın bulunuyorsun. En kolay diyor topu vuruyor ya. Düt düdü çal diyor. Formu tarafa göster diyor, rahatla diye şeye girme diyor. Şimdi çoğu hakem duruyor, şimdi bu an kararsız kalıyor ya, senin olmuştur belki. Topu diyor lan diyor, acaba yanlış mı yaptım? Kulaklan diyordur onu ya, hocam korner değildi veya taş değildi. Tamam diyor, adamdan kornerini düt itekledi diyor, ben oyunu durduruyor. Rossi'nin penaltısını o yüzden vermediler geçen sene. Ya arkadaş ver ya, penaltıysa ver. Ama o faul yanlış verdi ya, o yüzden penaltıyı vermediler. Neyse, Trabzon'a geçeceğiz, Karadeniz kutu nasıl bekliyor bizi. Aynen.